Şu anda henüz güvenli bölgeyle ilgili netleşmiş şeyler yok. Kim ne yapacaksa her şeyden önce Türkiye ile yapması gerekiyor. Suriye'de güvenli bölge oluşturulması, Amerika'nın bölgeden çekilme süreci ve membiç. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kritik açıklamalar yaptı. Suriye rejimi de biliyor ki YPG, PKK Suriye'yi bölmek istiyor. Çavuşoğlu, Suriye yönetimiyle temasların sürdüğü bilgisini verdi. Ya, rejimle dolaylı temaslarımız var işte Suriye ve İran üzerinden. Ee, ve mesajlar verilmesi gerektiği zaman veriliyor. Bu isimler değiştirilmesi gerektiği zaman veriliyor. Şimdi son süreçte yine YPG ve diğer konularda verilmesi gereken mesajlar zaten veriliyor. Ama bizim düzeyimizde herhangi bir temas yok. Dışişleri Bakanı, Suriye, İran, Rusya ve Türkiye Suriye'nin bölünmesine karşı dedi. Suriye rejimi de biliyor ki, YPG, PKK Suriye'yi bölmek istiyor. Buna Suriye rejimi de karşı, Rusya da karşı, İran da karşı, biz de karşıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşmede gündeme gelen Adana Mutabakatı'nın da hala işlediğinin altını çizdi. Adana Mutabakatı 2011 yılına kadar e, uygulanıyordu. Dolayısıyla herhangi bir süresi yok. Şu anda resmen işler vaziyette ama... 2011'den sonra yani Suriye'de bu olaylar geliştikten sonra e, fiili olarak e, uygulanamadı. Amerika ile diplomatik temaslar sürüyor. Bu kapsamda Amerika'nın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye geliyor. Görüşmeler Dışişleri Bakanlığı yardımcısıyla yapılacak. Çavuşoğlu, Amerika ve Türkiye arasında gayri resmi olarak iletilen tutum kağıtlarından bahsetti. Gelen son kağıt çerçevesinde bir iki nokta haricinde görüşlerinin örtüştüğünü söyledi. Henüz daha süre konusunda da e, güvenli bölgeden tam olarak ne anladıkları konusunda da e, net bir şey yok. E, görüşmelere devam ediyoruz. Çekilme ile ilgili, koordinasyonla ilgili... Boşluğun teröristler tarafından doldurulmaması ile ilgili verilen silahların e, toplanması konusunda taahhütlerin yerine getirecekleri ile ilgili burada bir görüşlerimiz örtüşüyor. E, buffer zone dediğimiz tampon bölge bu konuda farklı kişilerin farklı düşünceleri olabilir ama şu anda Kuzey Irak'taki gibi herhangi bir e, güvenli bölge anlayışı yok. Biz tek başımıza burada bu güvenli bölgeyi oluştururuz. Bu konuda bizimle işbirliği yapmak istiyorsa ABD ve diğerleri Rusya da dahil bu işbirliğini de hiçbir zaman dışlamayız. Amerika'nın YPG ile bağlarını ne kadar sürdüreceği konusunda da görüşmelerin devam edeceğini söyledi Bakan Çavuşoğlu. Membiç'e dikkat çekti. Münbiç yol haritasının gecikmeli de olsa bir an önce uygulanması, yani MÜMBİT modelinin de Fırat'ın batısına da uygulanması esasen en sağlıklı çözüm. bu 90 günlük yol haritası 6 ay oldu ve burada ciddi bir gecikme oldu. İsim listeleri ortaya konulmaya başladı. Biraz hareketlilik ve hızlanma var ve bir an önce bu, bu MÜMBİT yol haritasını tamamlama konusunda iradeler tekrar ortaya konuldu diyebilirim.